أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لساني يفقه قولي رب زدني علماً ve fehmen ve elhekni bis salihin. Evet. Besmele, hamdele, salveleden sonra ve e, duamızı da okuduktan sonra bugünün konusu olan akaid dersine devam ediyoruz inşallah. Konusu Meleklerin görevleri. Ya yani meleklerin varlığına inanıyoruz. Bunu görmüştük bir önceki akayd dersinde, bir önceki derse görmüştük. Fakat bunların tabi görevleri var. Başıboş yaratılmadılar kendine göre büyükleri, küçükleri var, dereceler farklı olanları var, görevleri var. Bunları bize bildirildiği kadar kitabımızın da desteğiyle anlatmaya çalışacağız inşallah. Rabbim zihin açıklığı versin. Hz. Musa'nın duasını okuyoruz her dersen önce. Daha suresinde de var zaten. Estağfirullah. Kâle Rabbi şrahli sadri. Yani Musa aleyhisselam dedi ki, dua ederek tabi, Ya Rabbi göğsümü genişlet. Yani olur ya ben stres altında kalırım, kekelerim, efendim kafam çalışmayabilir, olur insanlık hali, tutkunluk yaşayabilirim. Ne yap? Sen göğsümü genişlet. Yani rahat konuşayım, sıkılmayayım, karşımdakilerden sıkılmadan konuşayım. Öyle dua etti. Sonra ne dedi? O esirli emri. "Annem yani bu göğsümün de genişlemesiyle beraber artı işimi kolaylaştır." Yani emir hem emir içindir hem de iş manasına gelir yani. Yani benim üstlendiğim vazifemi kolaylaştır diye dua etti. Sonra ve hülül <laughs> ugdeten millisani yani o zaman da varmış demek. Bu zamanda da her konuşmacının korkusu olan dilimdeki şu düğümü kaldır diye dua etti. Yani dilim, dilim rahat konuşsun, kekelemesin. Beni e, duyanlar rahat anlasınlar. Bana yardımcı ol diye ne yaptı? Dua etti. Efkahu gavli. için bu dilimi, e, dilimdeki düğümü çöz? düyüm demek. Yefkahu kavli benim kavlimi, sözümü anlayabilsinler diye. Yani efkahu kavli ne demiştik? Rabbi işrahli sadri ve yesirli emri vahlu lukdeten milisani yefkahu kavli. Kale Rabbi zidni ilmen Rabbi zidni ilmen Allah'ım ilmimi artır. İlmimi artır. Bilgimi artır. Daha Türkçesi ve fehmen anlayışımı artır. Yani benim birisi bana bir şey dediği zaman onu anlayabileyim. Fazla vakit kaybetmeden onu hemen anlayabileyim. Fehm anlamak. Ondan sonra sonuncusu da tabi ve hakni bis-salihin. Beni salih kulların zümresine ilhak buyur. Beni salihlerden eyle. Yani salih peygamberler, sıddıklar efendim, şehitler. Bunlar işte böyle salih kullardır. Her önüne gelen kendisini ben salih bir insanım, salih kulum diyemez. Onun tabi şartları vardır. Yani Allah'la barışık salih. Allah'la barışık demek. Evet şimdi e, meleklerin görevlerine geçelim kitaptan başla bir giriş yapalım. Öksürük <laughs> devam ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu hiçbir şeyi sebepsiz ve gayesiz yaratmadığı Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Evet, dipnot 20 demiş. Bakalım. Ali İmran Suresi 191. <laughs> Meleklerin yaratılışındaki hikmeti gerçek manada ancak Allah bilir. Yani niçin yaratılmışlar? Onu ancak Allah bilir diyor. Bununla beraber ayet ve sahih hadislerden elde ettiğimiz bilgilere göre meleklerin asıl vazifeleri Allah'a kulluk olup onun emirlerini eksiksiz yerine getirmektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah bu efendim Kur'an-ı Kerim'e veya tefsire bakmak isteyenler için bu 21. yani Enbiya Suresi 19 ve 20. ayetler. Buyuruyor ki Estağfirullah Ve lehu lehu o Allah içindir. Oradaki hü Allah'a gidiyor o zamir. Ne men fis ve'l ardı semalarda ve arda arzda yani yeryüzünde bulunanlar o Allah'a mahsustur. Daha kim onun içindir? Daha kim ona mahsustur ve men indehu Allah'a yakın olan Allah'a yakın olan melekler vardır. Yani semada var, arzda var. Bir de onun etrafın yani etrafını demeyeyim. Mekan tayin etmiş oluruz. Allah'a yakışmaz. Yani Allah'a yakın yakın melekler var. mukarrabun var. Bunlar la bir ne? tamamı yani bu üç zümrenin tamamı onlar kibirlenmez, büyüklenmez, şeytan gibi büyüklenmez şeytan tek tekbir ya tekebbür etti, isyan etti. Kâne minel kâfirin Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Tekebbür ettiği için, Allah'ı dinlemediği için kafirlerden oldu. Anne yani neden kibirlenmezler veya kaçınmazlar? Anne yani ibadetihi o Allah'a ibadet etmekten. <laughs> öyle yestehsirun onlar yorulmaz da yani ne kaçınır kibirlenir ben bu işi yapmam demez diyemez onun yaratılışında cibiliyetinde yoktur zaten yani yapsa da yani yapıyor zaten yorulmazlar yani onların çünkü insan gibi bedenleri yoktur onlar da insanda olan dört elementten toprak elementi İnsan da olduğu için insan yorulur. Dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ama onlarda bu toprak elementi olmadığı için e, cinnilerde de yoktur, meleklerde de yoktur. Bunlar yorulmazlar. Devamlı aktiftirler. <gülüyor> evet. Yusebbihûne leyle ve nehâra la yefturun. Hiçbir e, fetret göstermeden, yani aralık vermeden, ara vermeden gece gündüz onu Tesbih ederler. Bunlar meleklerin, tüm meleklerin vasıfları böyle. Yani tamamının vasıfı böyle. <laughs> Efendim, burada e, not edelim olan kısımda hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz o da peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Bu e, dua Bedir Savaşı'ndaydı. 3000 düşmana karşı Cenab-ı Hak bin tane melek gönderdi. Zaten 300 kişi de onlar vardı. E, Bedir'de bin kişi, bin tane düşman vardı. 300'e bin yani düşmanların üçte biri kadar Müslümanlar var. E, kaybetme ihtimali çok yüksek. Onun için Resulullah e, dua etti, yalvardı ve Hazreti Allah onlara melekleri gönderdi. 3000 şöyle 3000 dedim. 3000 e, düşman Uhud'da vardı. Müslümanlar 1000 kişiydi. Oradan öyle birbirine karıştı. Yani orada da diyor başka bir ayet-i kerimede Uhud'da da size 3000 müşriye karşı 5000 tane melek göndermiştim buyurmaktadır. Evet, bu yukarıda ayette bahsedilen meleklerin yardımının nasıl olduğunu yorumlayınız. Tabi bu <laughs> nasıl oldu? Şimdi melekler e, tabi e, gözle görülmediği için onlar e, gelirken ne yapıyor? Bir şekle bürünüyor. Yani Müslümanların şekline bürünüyor. Ama Müslümanlar melekleri göremiyor, karşı taraf görüyor. İçlerine korku salınması için, onlardan korkmaları için Müslümanlar onları göremiyor. Ama müşrikler, düşmanlar onları görüyordu. Aynı şekilde de bahsedilir. Hani Çanakkale harbinde de hani Müslümanlar görmedi ama gayrimüslimler böyle anlatırlar işte böyle biz şunları şunları gördük falan diye. Hazreti yani Allah demek orada da yardımını esirgememiş. Elhamdülillah. Evet. Meleklerin Allah'ın izniyle müminlerden zor durumda kalanlara görünmeden destek verdikleri, müminler için dua ve istiğfarda bulundukları da Kur'an-ı Kerim'de haber verilmektedir. Vel meleiketu <Sessizlik> yüsennihûne bi rabbihim ve yastağfirûne limen fil ardı. Melekler yusebbihûne tesbih ederler. Yani, Arapçada ne var yani sebbaha fil mazi sebbaha yusebbihû tesbihan diye. tesbih <laughs> kelimesi buradan geliyor. Yusebbihûne fil muzari. Allah'ı elhamdülillah diyerek e, tesbih ederler ve yeryüzünde olanlar için de istiğfar ederler. yerdekiler yani yerde olan müminler için e, istiğfar ederler. Mesela ilim meclisinde bulunan müminlere veya zikir meclisinde ne yaparlar? Onların etrafını melekler sarar. Onlarla beraber zikreder. eder. Yani dini, dinden, ilimden, işte akaitten, Kur'an'dan, tefsirden Böyle hayır işlerden bahseden meclislere de gelirler. Onlar için istiğfar ederler. Bazen şöyle bir ipucu vereyim. Bazen insan durup dururken tüyleri diken diken olur böyle. Yani cildi ürperir denir Arapçada. Cildi böyle bir tuhaf olur. Yani o bir meleğin insana dokunmasıdır. Melekler de bizim gibi kan can olmadığı için onlar bize sıcaklık veremez, farklı bir şey hissederiz dokundukları zaman yani. Bazen dokunurlar insana, hayırlı insanlara. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de işte bir kısım melekler demiş, isimleriyle bir kısımda vazifeleriyle geçmektedir. Yani kimi ismiyle geçiyor, kimi lakabıyla diyelim. Lakabıyla geçiyor. Bu bilgilere göre büyük melekler olarak tanınan, olarak tanınan dört büyük melek var. Bunlar da Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail aleyhisselamdır. <laughs> evet. Şimdi Cebrail aleyhisselam nasıl bir melekmiş? Bundan bahsediyoruz şimdi. Birincisi Cebrail. Allah Celle Celaluhu ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan vahiy meleğidir. Kur'an'da kendisinden kendisinden Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin, Ruh ve Rasul gibi e, isimlerle birçok yerde bahsedilir. Mesela e, e, şeyde mesela Tekvir suresinde e, Resul olarak bahsediliyor. İnnehu öyle kavlu Resulün Kerim diyor yani Cebrail Aleyhisselam'ı orada övüyor Hazreti Allah. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın sözüdür. Hani melek şeyler, müşrikler inanmadılar. E, ee, Resulullah'a işte iftira ettiler. E, konuşunu bilmiyor dediler. Haşa. Cenab-ı Hak da ne diyor? Bu bir Resul olan yani Cebrail'in sözüdür. O getirmiştir onu vahiy. vahyi gibi orada Rasul olarak övüyor. <laughs> evet. Kur'an-ı Kerim'e göre Cebrail değerli. Değerli yani Allah'ın devamlı böyle hani derler ya devamlı onun ıı, bir şey emreder diye onun ıı, emrinde yani 24 saat nöbet halinde. Çünkü bir emir verdiği zaman ona söylüyor. Vahiy olsun efendim bir yeri e, felaketi olsun. Tabi şimdi çok bir felaket yok ama eskiden kavimlerin helakini Cebrail Aleyhisselam kanatlarıyla yapardı. Efendim Cebrail Aleyhisselam işte değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı. Yani Hazreti Allah'ın e, şeyi sıfatı nedir? Arşın sahibi olmasıdır. Ve ve Rabbül arş Meleklerin de kendisine itaat ettikleri güvenilir bir elçidir. Elçidir yani Rasuldür. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ve müminlerin destekleyicisi olarak ifade edilen Cebrail aleyhisselam şeyde Necim suresine geçer bu. Andolsun onu diyor. Sidratül Müntehanın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Ayetinde haber verildiği gibi, aynı de Münteha diye geçer. Bu ayet i kerimede haber verildiği gibi peygamberimiz iki defa kendi asli suretinde yani melek olarak görmüştür. Yani şekil değiştirmemiş asli şekliyle görünmüş. Yani bunun dışında çeşitli şekil ve suretlerde bazen de insan kılığında görülmüştür. Yani birincisi, vele kadira bil ufuk ilmubin. Bu şeyde e, ilk vahiy geldiği zaman kendisini gösteriyor. Efendim e, kanatlarını açmış. Bir kanadı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şarktaydı bir kanadı karttaydı diyor. Yani böyle e, muhteşem, efendim dehşet bir melek. Zaten cebir, cebr, bakın cebr e, kelimesi şeyi var isminde değil mi? Cebr zorlu demek yani. E, zorlayan, cebr gösteren, cebbar. Evet. Cenab-ı Hakk'ın cebbar ismini tecelli ettiği bir melek, Cebrail. Evet. Tabi çoğu zaman vahiy geldiğinde e, insan şeklinde ve ins yani şeyden de eshab-ı kiramdan da Duhyatül Kelbi adında böyle e, fiziki görünüşü mükemmel e, bir zat vardı. Onun suretinde gelirdi. Hmm. Mikail <laughs> aleyhisselam ikinci büyük melek Mikail aleyhisselamdır. Mikail denir. İşte Latinler yani Avrupalılar Michael derler. İşte Mikail Almanca'da. Bu şey bunlar yani. Eğer Engel dedikleri büyük melekler Mikail. Tabiat olaylarını idare eden ve canlıların rızıklarını dağıtmakla görevli melektir. Tabi bu hadis-i şerifle sabitmiş. Müslimde geçiyor Fadail bahsinde. Efendim. Kim Kur'an-ı Kerim'de kim? Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebra Cebrail'e ve Mikail'e, yani orada Cibril'e ve Mikail'e diye geçiyor. Düşman olursa, bakın Allah, Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa diyor Hz. Allah, bizzat onlardan bahsediyor. Allah inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Bakara Suresi 98. İlk iki büyük melek literatürde yani Kur'an-ı Kerim'de, hadiste geçiyor ama iki tane iki melek daha var, iki büyük melek var. Onlar bildiğim kadarıyla geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de yani en azından ismiyle geçmiyor. Üçüncüsü İsrafil Aleyhisselam. Sure üflemekle vazifeli melektir. İsrafil ismi Kur'an'da geçmemektedir. Hadislerde sure üflemekle vazifeli bu meleğin adı İsrafil olarak geçmez. Ancak Kur'an'da ismi zikredilmese de birçok ayette kıyametin kopması en ve yeniden diriliş haber veren bir çağırıcıdan haber veren bir çağırıcıdan bahsedilmiştir. Ee, efendim ayet-i kerimeye kaynağına bakalım 32. Zümer suresiymiş. Gerçi Yasin suresinde de var. O hepimizin bildiği ayet-i kerime değil mi? Ve nüfihe fissuri ve idâhum minel ecdâsı ilâ rabbihim yensilûn diyor Cenab-ı Hak. Burada da Zümer suresindeki ayet bu farklı bir ayet. Sure üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince de bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Yani oradaki üfleme görevini ifade edecek olan meleğin israbur ol, olduğu hususunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Yani öyle üfleme deyip geçmeyin. Öyle bir üfleme ki e, kulakları sağır edecek şekilde ses çıkaracak. O borudan ses çıkacak. Surdan. O şekilde. Tabi e, mutlaka bizim bilmediğimiz yani bize bildirilmeyen görevleri mutlaka vardır ama İsrafil Aleyhisselam'ın bize bildirilen görevi yani insanlığa, Müslümanlara onun suru üfleyecek olması. Yani Yasin suresi demiştik ya وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَاِذَا مِنَ الْاَجْدَافِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Yani onlar suru üflenince üflenince ecedesden, e cedes yani kabir demek kabirlerinden onlar kalkarlar ila rabbihim <laughs> yensilun hani Rablerine giderler mahşer yerine giderler hesap vermeye nasıl ne derler kalu <laughs> ya veylene men min merkadine hani bizi derler bu merkadımızdan bu uykumuzdan, ıstıratımızdan kim uyardı, kim kaldırdı derler <laughs> yani kabir aleminde zaman olmadığı için e, herkes ölen herkes aynı zamanı geçirmiş gibi hissedecek. Yani binlerce sene önce ölmüş olsa da kıyamete yakın ölmüş olsa da zaman olmadığı için e, sanki bir uykuya yatmış da onu kaldıran olmuş gibi düşünecek. Yani o, o derece. Ha, sonra akıllar başına gelecek. Her deme adil ve satakal murseluun. <laughs> bu diyecekler Rahman'ın Allah'ın bize vaat ettiği e, dirilişti yani bunu da Mursalûn e, Resuller bunlara ne yapmıştı bunu tasdik etmişti yani bunu doğrulamıştı hani orada şey var mana bozulmasın diye mimmer kadına orada durmak gerekiyor orada sekte var çünkü sükut etmek var susmak var nasıl heza ile devam etmek yoksa mana bozuluyor yani tecvit e, de geçiyor zaten evet neyse konumuza dönelim Azrail aleyhisselam Allah'ın emriyle e, eceli gelenler ruhlarını almakla görevli bir ölüm meleğidir Azrail diye bilinen meleğin adı Kur'an ve hadis e, sahih hadislerde melekül mevt yani ölüm meleği olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de de de ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz buyurularak can almakla görevli melekten ölüm meleği şeklinde tekil olarak bahsedildiği halde diğer ayetlerde elçiler ve melekler şeklinde çoğul olarak bahsedilir. Bu sebeple Azrail'in ruhları almakla görevli melekler topluluğunun reisi olduğunu veya meleklerden yardımcıları bulunduğunu söylemek mümkündür. Evet. Dört büyük melek böyle. Tabi e, semalarda görevli baş melekler var. Bunlar hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'de geçmez. yani her katın her kat semanın melekleri var, bir de onların başı var, reisleri var. O şekilde düşünebiliriz. Yani şu kainatta, şu alemde kimse başı boş değil. Herkesin bir başı var, bir ba her başında bir padişahı var. Bu hayat böyle. Onun için kimse ben özgürüm, kimseyi dinle dinlemem, kimseyi takmam diyemez. Kendi başına buyruk iş yapamaz. Onun için Hazreti Allah ülül emre itaat edin buyurmuştur. Evet. Burada şey var tabi. Kainata doğu olaylarını idare etmekle ve rızıkları dağıtmakla görevli. Bu Mikail Aleyhisselam. Şurada. Mikail Aleyhisselam. Ecele gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Azrail Aleyhisselam. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ı başka başka kültürler böyle hani başında sırtında şeyi mantosu başında kapalı böyle kapçanı elinde tırpan olan şekilde tasvir ederler. Ama yani ölüm meleği değil de onlar şeydir, şeytandır. Yani sanki şeytan ruhu alıyormuş gibi. <laughs> Ama Azrail Aleyhisselam kişinin ameline göre, imanına göre şekil değiştirip ona ee, kimine güzel bir şekilde görünecek, kimine çirkin, korkunç bir şekilde görünecek. Sura üflemekle vazifeli melek e, İsrafil aleyhisselam ve Allah ile peygamberler arasında elçilik görevi yapan melek burada. Meleklerin de reisi Cebrail aleyhisselam. <laughs> Tabi ileride peygamberler bahsinde görürüz. Şimdi bunlar bu dördü ve diğerleri tabi bilmediğimiz diğer e, büyük melek. Yani en azından bu dördü meleklerin peygamberleridir. Şimdi meleklerin peygamberleri müminlerden üstündür. Yani müminlerden gerek ins olsun gerek cin olsun müminlerden melek e, meleklerin yani ne kadar evliya da olsa, ne kadar salih de olsa, ne kadar ihlaslı da olsa meleklerin peygamberleri bunlardan üstündür. Bu, bu bir itikad e, konusudur. Yeri geldiği için söyleyebilirim. İleride de gelecektir. Fakat insanların peygamber olanları, rasulleri ve nebileri de bu dört melekten üstündür fazilet bakımından bu dört melekten üstündür. Ee, müminler de müminler de sair meleklerden üstündür. Yani ehli sünnetin itikadı böyledir. Bu e, gerek nesefi akaidinde gerek tahavi akaidinde bunlar böyle geçer. Tabi e, nesefinin şerhi olan Taftasani Hazretleri'nin yazdığı şerhül akaidde de var bunlar. Evet. Devam ediyoruz. Tabi başka görevli melekler var. Bunlar tabi sayısı belli değil. Yani mesela kiramen katibin değil mi? değerli yazıcılar demek. Kiram. Yani Arapça dersine görmüştük. Kerim'in, Kerim kelimesinin çoğuludur. Yani Arapçada çoğullar vardır. Türkçede sıfatların çoğulu yoktur ama Arapçada vardır yani. E, kiram e, sıfattır. Sıfı, atribut yani. Aynı şart. <laughs> Kerimin e, çoğuludur. Kiram, kiramen katibin. Yani e, katibin de, katibin çoğuludur yani katibin. Kiramen katibin. Değerli yazıcılar manasına geliyor. yani Kerim değerli oluyor. Kerim değerli oluyor. yani. <laughs> O da bir yerde geçiyor. Efendim, bu öksürükten de kurtulamadık. İzzes Semaun fatarat diye başlayan İnfitar suresi var. İstânibe ve inne o inne aleykum lehâfızîne e, Muhakkak ki sizin e, üzerinizde yani sizi gözetleyen, sizi koruyan, hafızın koruyan demek. Sizi koruyan, şut engel. Sizin üzerinizde şut engiller var sizi koruyorlar. Yani birincisi sizi koruyorlar, ikincisi de amellerinizi koruyorlar. Yani yazıyorlar, bir yere kaybolmuyor anlamında. Bunlar da ne oldukları halde? Kiramen, katibine, değerli yazıcılar oldukları halde. Yani onları Cenab-ı Hak şerefli kılıyor. Şeytanlar gibi. Yani lanetli değil. Yani onlara değer veriyor Hazreti Allah. Çünkü onun emrini 24 saat yerine getiriyorlar. İnsan ölene kadar, amel defteri kapanana kadar amelleri yazıyorlar. Ki onlar özellikleri şimdi birincisi hafızın olmaları, yani hafız koruyucu olmaları, kiram olmaları, yani şerefli, değerli olmaları. İki, üç, katip olmaları. Dörde, dördüncü de ya'lemûne ma tef'alûn sizin yaptıklarınızı onlar biliyorlar. Biliyorlar buyurmaktadır. Evet, böyle vasıflı melekler. Tabi insanın sağında, sağ omzunda melek var. O amellerini yazıyor. Mesela şu anda dini bir konu konuşuyoruz. Bir e, ders yapıyoruz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Hayır bir iş yapıyoruz. Onu ce melek yazıyor. Efendim 21 e, Nisan 2024'te e, Avrupa saatiyle işte saat 20'ye doğru falanca falanca kişi e, şunları şunları yaptı. Hayırlı bir iş yaptı. Bunları yazıyorlar. Artık ne kadar sürerse o iş yazıyorlar. Onu hemen yazıyor yani. Çünkü hayırlı bir iş. Soldaki de şu sol omuzda olan o da yazıyor ama yazmak istiyor ama sağdaki diyor ki sen yani bir yaramazlık yaptı bu insan ama sen biraz bekle belki tövbesi istiğfar eder diyor. Yani sağdaki soldakinin reisi oluyor. Yani emir komuta sağdakinde onun sözü geçiyor. Onu bekletiyor diyor istiğfar eder diyor bekle diyor. Artık belirli bir süre sonra e, bakıyorlar ki bir hareket yok, bir pişmanlık yok. Onlar da yazıyorlar tabi. Artık şunu yaptı diye. Öyle kaydediyorlar tabi. Üzülerek kaydediyorlar. Evet. Çünkü onlar da insanın iyiliğini istiyor. Ama insan kendisi istemedikten sonra zorla yaptıramazsın. İşte bir 38. E, dipnotu Kaf suresi var. İki melek sağında ve solunda oturarak bak sağında ve solunda oturarak diyor. Ama biz fark etmiyoruz onları. Yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Evet. Onun için e, melekler İnsanoğlu değil mi mesela helaya girdiği zaman e, helaya tuvalete diyelim anlamayan olur belki tuvalete girdiği zaman e, bu melekleri orada rahatsız etmemek için lüzumsuz kalmamak lazım lüzumsuz kalmamak lazım e, işini bitirince hemen çıkması lazım bir de tabi e, bir dua var helaya girme duası. Euzu billahi minel vel habais diye. Allah'ım pisten ve pislerden sana sığınırım. Oradaki pisler tabi oradaki şeytanlar oluyor, Cinliler oluyor. Süfli cinniler yani Müslümanlar değil. Cinlerin inanmayanları, süflileri oralarda çok gezer. Yani pis kokuyu severler onlar. Pis kokuyu severler. Bu duayı okursan, halaya girerken, şimdi tabi vücudunun tabii avret mahalini de açacaksın. O zaman o duayı okuduğun için diyor, onların gözlerine senin avret mahalin, o dua yani perde olur. Onlar seni göremezler ve nazara da gelmezsin diyor. Çünkü onların da nazarı değiyor insanlara. Onların da bakışları var. Onların da nazarı değiyor. Ee, belki daha fazla değiyor bilmiyoruz. <laughs> Ve bu duayı okursan diyor, onların zararını görmezsin. Evet. Bunu da böyle araya sıkıştırdık çünkü hayırlı bir iş. Belki fıkıh dersine vardır bu dua falan. Evet biraz şöyle Münker Nekir var bakın. Çok duyduğumuz. Şimdi hafaza meleklerini gördük. Münker var, nekir var. Yani bu münker ve nekir, nekre. Arapçada çok konuşuyoruz, değil mi? Nekre var, marife var. Münker ve nekir yani tanınmayan, bilinmeyen demek. Ya yani bunlar kabirde soru sorarlar. Efendim. Bir hadis-i şerif vermiş. Onu okuyalım. Ölü defnedildiğinde iki melek gelir. Bunlardan birine münker, diğerine de nekir denir. Ölüye bu adam yani Resulullah'a kastediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Bu adam hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Bunu evet 40 numara bu bakalım nerede geçiyor. Evet hadis e, 41 numara. Tirmizi'de geçiyormuş. Bakın Tirmizi'nin cenazesi yani cenaze bahsinde geçiyor. Tirmizi hadislerinin. Kabirde diyor iki melek gelir. Böyle dehşetli bir şey. Efendim hani böyle şeyler için söylenir. Heybetli yani zenciler için söylerlerdi. Hani bir daha havada bir daha yerde yani böyle ee, hani dehşet görünümlü iki kişi geliyor diyor ki bu adam için diyor ne diyorsun diyor yani kim yani nasıl bilirsin diyor Resulullah'a kastederek o da hayattayken söylemekte olduğu o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'tan başka ilah olmadığına Resul yani Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğunu şehadet ederim sözlerini söyler. Melekler ne derler peki bunun üzerine? Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten derler. Sonra kabri 70 çarpı 70 zira zira yani şey oluyor ee, şurada yazıyordu 40 numarada dirsekten orta parmak ucuna kadar olan 70 ve 90 santim arasında değişen bir uzunluk ölçüsüdür. <laughs> Diyelim ki 70 lira ne yapar? 9 kere 7, 63 yapar. Böyle 69 kere 7, 70 lira efendim. Böyle geniş bir şekilde. Şimdi şey yapmayalım. Onu isteyen kendisi hesap etsin. Sonra diyor işte kabri 70 sıra kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona yat denir. O da der ki aileme dönüp onlara haber versem mi der. Artık geldiğini mi haber verecek veya ne bileyim. Onlar da akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan damat uyuması gibi uyu derler. Evet, yani hani damat e, ne yapar? Uyur. Onu kimse uyandırmaz. Yani, yani belki eşi de, e, yeni eşi de belki kıyamaz uyandırmaya. Yani öyle uyu diyor, yani kimse seni uyandırmaz, rahat ol anlamında. Böylece e, yattığı yerden Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur. İşte deminki şeye geldi, Yasin suresindeki bizi uykumuzdan kim kaldırdı diyecek insanlar. Ama bu soru sorulan kişi münafıksa, nedir münafık? Müslüman gözüküp aslında inanmamış olan, aslında inanmamış olan kimselere münafık denir. <laughs> Efendim, ee, Münafıksa insanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim. Bilmiyorum der melekler de. Böyle söylediğini zaten biliyorduk derler. Sonra yere onu sıkıştır denir. Yer onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine girer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir. İşte bu bu da şeyde dedi, dediğimiz gibi Tirmizi hadisleri Sahih hani şey var ya kütüb-i sitte altı kitap var. Tirmizi de onlardan birisi. Yani sahih Buhari var. Yani sahihan var. Sahihan iki tane sahih demek. Sahih Buhari var. Sahih Müslim var. İşte Tirmizi, Ebu Davud böyle İbn-i Mace efendim Öyle hadis e, zam yani hadis kitapları var. Yani diyorlar ya şey Almanca'da. Böyle hadislerin e, Tirmizi'nin cenaze bahsinde. <laughs> Bir de hazine cennet ve cehennem var. Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmek ve görevli meleklerdir. Cennet melekleri müminleri selamla karşılayarak onlara hizmet edip arkadaşlık yaparlar. Evet en büyük korku bile e, onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Bir başka ayette de cehennemde görevli meleklerden şöyle bahsedilir. E, şeyde var ya Müddetler suresinde Aleyha tisate aşar diyor Hazreti Allah. 19 tane görevli melek vardır. Cehennem üzerinde. Aleyha tis'ate aşara. Biz cehennemin görevlerini ancak meleklerden kıldık. Bu da şeye diye yapalım bakalım. Ee, gayrimüslimlerin inancına göre cehennem görevleri şeytanlar olacak. Onlar insanları azap edecek. Hayır efendim. Şeytanlar da Cinniler de yani cehenneme girecek olan şeytanlar olsun, cinniler olsun, insanlar olsun, bunlara sadece ve sadece cehennemde vazifeli melekler azap edecek. Tabi bizim e, melek inancımız, cin, şeytan inancımız e, gayrimüslimlerden farklı ama öğrenmek lazım. Farkı bilmek lazım, öğrenmek lazım. Yani onların tasvir ettiği gibi hani resim olarak çizerler. Birisi cehennemde ateşli azap çeker. İşte onun başında böyle kıpkırmızı bir şeytan vardır. İki metre kuyruğu vardır. Elinde böyle bir zıpkını vardır. Ya bizim inancımız öyle değil. Onlar fantazilerini çiziyorlar. Evet. Sonra Hamele-i arş yani hamele taşıyanlar demek, hamil olanlar. Bir de arşı taşıyan melekler var. Allahu Ekber. Yani arşı ala ne kadar büyük, geniş, efendim çapı ne kadar büyük ama onu taşıyan melekler var. Bunlar gök meleklerinin üstünde arşı taşımakla görevlendirilmiş meleklerdir. Melekler o gün, bu da ayet-i kerime bakın, 44 <laughs> Hakkı suresinde. <laughs> Dua edin de şu öksürük bir an önce geçsin. Rahat konuşayım. Melekler onun yani göğün etrafındadır. O gün Rabbinin ağrışını bunların da üstünde 8 melek yüklenir. Yani normal melekler var dediğimiz gibi. Meleklerin peygamberleri var. Reislere yani bir de bunlardan hariç bir de arşıyı taşıyanlar var. Yani bunların da üstünde sekiz melek yüklenir diyor. Hamele-i arş. Sonra mukarrabun olan melekler var. Allah'a çok yakın ve şerefli bir makamda bulunup sürekli Allah'ı tesbih etmek, tesbih etmekle görevlidir. Bunların dışında kendilerine farklı görevler vermiş birçok melek hadis kaynaklarında geçmektedir. Bakalım ne kadar olmuş? 45 dakika. Tam böyle güzel, iyi vakit. Şu renkli hani derler ya bir tane resim bin sayfa yazıdan daha e, ikna edicidir. Daha böyle ne yapar? İnsanı inandırır. Veya hafızasına daha iyi kazınır. Bu tabelayı okumayı, öğrenmeyi, ezberlemeyi tavsiye ediyorum. Hem güzel, renkli. <laughs> Dediğim gibi 45 dakika iyi bir vakit. Zaten camilerde de böyle bir sohbet vaaz, cuma günleri 45 dakikayı geçirmeye başladığı zaman millet sıkılıyor artık yeter artık diyor. Biz de biz de insanız diyor beynimiz doldu diyor. Fazla uzatma hoca diyor içinden falan. Biz de artık uzatmayalım. Bir dahaki dersimiz meleklere imanın insana kazandırdıkları olsun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين